Koşarız, başarız. Neden yatıyorsun Ali? Saat 2. Hasta mısın? Neden hala yatıyorsun o zaman? Yatmayıp ne yapacağım? Kaybedeceğim müsabakalar için antrenman mı yapacağım? Bence şu an ne dediğini bilmiyorsun. Hadi kalk, bahçeye çıkalım. İstemiyorum. Ben de bahçeyi yanına getiririm. tamam dur geleceğim. Aşağıda bekliyorum. Of. Seni duydum. Oflamak puflamak yok. Ay. Böyle olması hiç normal değil. Sabahtan beri böyle. Eğleniyor musunuz? Sizi görünce bu kadar mutlu olacağımı tahmin edemezdim. İyi bir şey dedi değil mi? Dinle. Ali bize abinden ve köpeği Çaylak'tan bahsetmişti ya. İşte... Dur, gıdıklanıyorum. Yapma. Hatice yapma, huylanıyorum. İbrahim. Çaylak dur, Çaylak. Seni yaramaz Çaylak. Sanırım yaptığımız şey işe yarıyor. Hadi hadi, gülümse biraz. Bak bu kadar arkadaşın seni güldürmek için uğraştı. Teşekkür ederim ama keyfim yok. Özür dilerim. Tamam, bari yemek yemeye gidelim. Ben boşuna mı köpek oldum şimdi? Çok lezzetli. Bu biraz fazla olmadı mı? Çaylak olmak hiç kolay değildi, hiç. Ne o Ali? Yoksa diyette misin? Of.
Zeynep'e bile tepki vermedi. Ne yapıp ne edip Ali'yi eski haline getirmemiz gerek. Aynen. Dur bir dakika. Ali Hasan'a karşı kaybettiği için böyle oldu değil mi? Evet, ne oldu ki? Aklıma bir fikir geldi. Bu sefer kesin morali düzelecek. Evet çocuklar, sizin için ne yapabilirim? Ali ile ilgili konuşmak istiyoruz. Ali'nin morali çok bozuk, çok sessiz. Bize yardım etmeniz gerek hocam. Alın bakalım çocuklar. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Merhaba. Buyurun. Tamamdır. Alın bakalım. İşte bu kadar. Sen o işi hallet, ben diğer çocukları getireyim. Tamamdır. Ha? Bari ne izleyeceğimizi söyle. Birazdan öğrenirsin. Dövüşçü olmak çok istiyordum. Koşuya çıktığımda aklımda olan tek şey Avrupa ve dünya şampiyonu olmaktı. Bazen istemediğim sonuçları aldım. Ama yılmadım. Daha çok çalıştım. Şimdi ise milli bir güreşçiyim. Normal hayatımda çobanlık yapıyorum. Şartların yetersiz olduğunu ve bu yüzden başarısız olabileceğimi düşünüp hiçbir zaman pes etmedim. Her gün antrenman yaptım, kendimi geliştirdim. Şimdi ise milli bir atletim. Birçok Türkiye birinciliğim ve dünya üçüncülüğüm var. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Onlar herhangi bir zorlukla karşılaşınca pes etmediler. İnandılar. Ve başardılar. Planın işe yaradı. Ben sadece basit bir dahiyim. Ben de kendi hikayemi anlatmak istiyorum. İlk maçımda hiç heyecanlanmadım çünkü hiç ilk maçım olmadı. En büyük hedefim ilk maçıma çıkmak. Teşekkürler. Ben ilk maçımı, hatta ilk 5 maçımı kaybettim. Belki yine kaybedebilirim. Ama ilk hedefim atılan tekmelerden rahatlıkla sıyrılabilmek. Teşekkür ederim. Ali'nin bronzu belli oldu mu acaba? Koşu olmayacağı kesin artık. O yüzden hiç merak etmiyorum. Sizce ne olur bronzu? Bence güreşçi olur. Yok, kesin tenisçi olur. Ben tekvando diyorum. Bilemeyene 20 sınav çektiririm ha. 50 olsun. Sözünüzü unutursanız ben size hatırlatırım. Branşı belli olmayan çok az arkadaşımız kaldı. Bugün branşı belli olan sporcumuz Ali Alçak. Ben mi? Benim branşım mı belli oldu? Ali Acar bundan sonraki hayatına bir sprinter olarak devam edecek. Sprinter mi? Sprinter. Bu muhteşem. Sprinter demek. Bugünlük bu kadar. Madem hepiniz yanıldınız, üzülmeyin.
bizzat ben hakem olacağım. Başardın Ali, bu harika. Ali. Doğru besler. İşte böyle. Evet çocuklar, herkes beni dinlesin. Hepinizi yakından ilgilendiren bir haberim var size. Doğum günüm. Yakında okullar arası şehir turnuvası başlayacak. Bu da demek oluyor ki seri müsabakalara geçeceğiz. Aranızda kendini en çok geliştirenler okul takımına seçilecek ve hızlı ayakları temsil edecek. Sonunda! Sanırım hiçbiriniz Ali'nin hangi branşa seçileceğini bilemediniz. 10, 11, 12, 12, 12, 12. Daha kaç kere 12 diyeceksin? 12'den sonra ne geliyordu ya? 13, 14, 14. Benden de iyi hoca olurmuş. Çok. Sen öğrenci ayırıyorsun ama. Yo, hepsine 50 şınav çektirdim. Onu demiyorum. Turnuvalar yaklaşıyor. Hani bizim antrenman programımız? Sıkı bir program için hazır olun. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. Bence aynını yapabiliriz. Ne dersiniz çocuklar? Bayılıyorum bu sandviçe. Ay. Ne oldu size? Bilmiyoruz ki. Birdenbire karnımız ağrımaya başladı. Öğle yemeğinde ne yediniz? Kocaman bir sandviç. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Neden? Sen ne yedin ki? Doğru beslenmediğiniz sürece yaptığınız sporda ilerleyemezsiniz. Kocaman gibi olursunuz. Hayır. Benden söylemesi. Hayır. Antrenmanımızı akşama ertelemek zorunda kaldık. Akşam yemeğinizi ben seçeceğim. Alın bakalım. Hem proteini bol, hem de sağlıklı. Koşuyla antrenmanı bitirelim. Hı.
İşte böyle arkadaşlar. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşte akşam yemeğinde ağır ve sağlıksız şeyler yeseydik bu kadar spor yapamayacaktık. Şu an daha iyi anladım. Ama şimdi patlamış mısır iyi giderdi. Ali! Mete! Bence sen de bir an önce düzgün beslenmeye başla Mete. Aklıma bir fikir geldi. Bilemedim ki. Ben kabul ediyorum. Döndü. Bu saatten sonra önemli olan okulu temsil edebilmek. Evet, birlikte antrenman yapmak güzel bir fikir. Hadi sen de kabul et Hasan. Tamam, kabul. Herkes birbirinin açığını kapatacak. Öyleyse başlayalım. Ali, sana bir taktik vereyim. Vücudunu geriye vermeden koş. Daha az yorulursun. Tamam. Daha sert. Daha sert. Eğer kolların açık olursa, rakibin kolaylıkla açığını bulur. Evet, bu sefer atlayacağım söz. Tamam, tamam. Bu sefer olacak. Siz çubuğu bir boşluk aşağı indirin. Bakalım şimdi yapabilecek mi? Evet, evet. Başardım. Bunun daha yukarıda olması gerekmiyor muydu? Yani şimdi tam olarak... Güzel iş çıkarttık. Bence de. Bugünlük bu kadar yeter. Uyku öncesi spora kimler hazır? Evet, herkes antrenman sahasının etrafında iki tur atsın bakalım. Daha fazla koşamayacağım galiba. Şimdi geri geri koşun. Hadi bakalım. Evet, cıvıtmıyoruz arkadaşlar. Aa, ne yapıyorsun? Onlar ne? Müsabakalarda daha dayanıklı, esnek ve hızlı olmak için ayakkabıma işlem yapıyorum. Benim ayakkabım için de yapar mısın?
o ayakkabıları kullanmanıza izin verirsem bana da Hasan demesinler.